Türk Devleti'nin Üçüncü Dünya Savaşı'na Amerika ile birlikte girmesinden bu yana çok ciddi değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin en önemli noktası Kobani zaferiyle birlikte Türk Devleti'nin Üçüncü Dünya Savaşı'nda yenilgisinin stratejik olarak ortaya çıkmasıdır. O günden bu yana bu yenilgi nedeniyle Orta Doğu'da hegemonya amaçlı savaşı sürdürmek yerine saldırısının sivri ucunu Kürt özgürlük halkına ve Rojava'ya karşı çevirdi. O günden bu yana bu amaçla devletler arasındaki çelişkilerden, yani Rusya ve Amerika arasındaki çelişkilerden yararlanmak için çok yönlü manevralar yaptı. Ve gerçekten de bu çelişkilerden çok başarıyla yararlandı. Örneğin Rusya'nın desteğiyle Afrin'i, Amerika'nın desteğiyle Serekani'yi işgal edebildi ve saldırılarını bugüne kadar sürdürebildi. Aslında yenilmiş olmasının çok önemli bir sonucu ortaya çıkacaktı. Bu da her yenilen devletin gibi yenilmeyen devletlere teslim olması. Türk Devleti bu teslim sürecini 2015'ten bu yana bu devletler arasındaki çelişkilerden yararlanarak geciktirmeyi başardı. Şimdi artık görülüyor ki bu teslim olma süreci bir sonuca ulaşmak üzeredir. Erdoğan rejimi içindeki krizi aşamıyor ve sonuçta devletler arası çelişkilerden yararlanma konusundaki bütün imkanlarını adım adım kaybediyor. Ve sonuçta şimdi görüyoruz ki Vilnius toplantısında Türk Devleti esas olarak yönünü Batı'ya teslim olmak üzere çevirmiş bulunuyor. Elbette bu henüz tamamlanmış bir süreç değildir. Fakat olgular Erdoğan'ın Biden'la yaptığı Vilnius'a giderken telefon görüşmesinden sonra yelkenleri suya indirdiğini gösteriyor. İsveç'in NATO'ya girmesine karşı Türkiye'nin vetosunu kaldırması aslında NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı yürütmekte olduğu Rusya'yı NATO ülkeleriyle çevirme politikasının adım adım başarıya ulaştığını gösteriyor. NATO, Türkiye'yi İsveç'in NATO'ya girmesine karşı vetodan vazgeçmiş olması onlar adına 3. Dünya Savaşı sürecinde çok ciddi bir adımdır. Birincisi bu. Zaten Türkiye Rusya'ya karşı Ukrayna'nın NATO'ya alınmasından yana beyanlarda bulundu. Bu arada Hitlerci bir ordu birliğinin esir edilmiş subaylarını Zelenski'ye vererek Rusya'ya karşı ciddi bir adım atmış oldu. Ama bu henüz NATO ile Rusya arasındaki çelişkilerden yararlanmak üzere çeşitli manevralar yapmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak artık bu manevralar eskisi kadar güçlü olmayacaktır ve yön batıya doğru çevrilmiş bulunuyor. Eğer beklenmedik bir gelişme olmadığı takdirde Türk Devleti artık NATO'nun yapmış olduğu dayatmaları adım adım kabul etme sürecine girmiştir. Burada elbette çok tehlikeli bir pazarlık söz konusu olmuştur. Tıpkı Lozan Anlaşması'nda
bundan 100 yıl önce olduğu gibi Batılı devletler Türkiye'yi o zaman Sovyetlere karşı kendi saplarına çekmek için bu konferansta çabalar harcamışlardı. Şimdi de Türkiye'yi Rusya'dan kendi yanlarına çekmek için epey gayret gösterdiler. Ve bu kendilerinden yana tutum almasına karşılık Türk devletini Kürt halkıyla 100 yıl önce olduğu gibi sömürgeci, asimilasyoncu ve jenositçi saldırılar için yeşil ışık yaptılar. Bir kere daha Türk devletiyle küreseller Kürt halkının üzerinden bir pazarlık yapmış oldular. Ancak bu yeni durum kendine has bazı özellikler taşıyor. Örneğin artık Türk devleti geçmişte olduğu gibi hem Amerika'yla ve hem de Rusya'yla anlaşarak Kürt halkına bu ikisinin yardımıyla saldırma olanaklarını büyük ölçüde kaybedecek. Bundan böyle Rojava'ya karşı yöneteceği saldırılarda Türk devleti NATO'nun desteğine muhtaç kalacak. NATO yanlısı yürüteceği Orta Doğu politikası bağlamında aynı zamanda Rusya'nın da karşı hamleleriyle yüz yüze gelecek. Kısaca eski esnek ve manevra kabiliyetini kaybetmiştir ve bu Türk devletinin aleyhine olacak. Ama diğer taraftan NATO güçleri PKK'siz bir Kürdistan hedefiyle Türk devletini kullanmaya devam edecek. Ve Türk devleti de Kürdistan'sız Orta Doğu stratejisinin gereklerini küresellerin bu yardımından yararlanarak hayata geçirmeye çalışacak. Bu iki strateji arasında belirli bir fark vardır. Fakat her ikisi de Kürt halkını hedef alan karşı devrimci stratejilerdir. Diğer taraftan tahmin edebiliriz ki NATO Türkiye'den İsveç tavizini kopartmakla yetinmeyecek. Örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz sonrasında Amerikancı unsurlardan tasfiye edilmesi karşısında bu orduya duyduğu güvensizliği giderebilmek için Türk devletinden TSK'yı yeniden yapılandırma yönünde bazı adımlar talep edecek. Bu ise Türkiye'de politik bakımdan NATO'cu ve cemaatçi güçlerin belirli bir imkan kazanmasına yolu açabilir. Böyle bir politik yönelim ise Kürt Özgürlük Hareketi'ni hem tehlikeli gelişmeler bakımından olumsuz yansıyabilir, hem de kimi fırsatlar karşımıza çıkarabilir. Çünkü bugünkü Türkiye ve Orta Doğu şartlarında bütün sonuçları küresel güçler ve Türkiye belirlemiyor. Bu sonuçların belirlenmesinde Kürdistan halkı ve onun müttefikleri belirleyici bir role sahip. Bu rolün oynanabilmesi ve bu karmaşık durumdan tehlikeleri bertaraf etmek, fırsatları değerlendirmek
PKK önderi Öcalan'ın üzerindeki tecridi kaldırmak ve ona fiziki özgürlük sağlamak mücadelesini büyük bir güçle yapmayı gerektiriyor. Bu önümüzde duran bir dizi sorunlar zincirini kavrayabileceğimiz ana halkadır. Dolayısıyla Öcalan'ın üzerindeki tecridi kaldırmak ve onu fiziki özgürlüğünü sağlamak bütün bu karmaşık görevleri çözebilmemiz için en önemli görev olacaktır. Esasında tartışmanın merkezi meselesi Ukrayna Savaşı'dır. Ve NATO Rusya'ya karşı bu savaşta bütün güçlerini seferber edebilmek için İsveç'in NATO'ya katılması meselesinde ısrarcı oldu. Ve önümüzdeki etapta Rusya ile NATO ülkeler arasındaki çatışmalar, yani dolaylı çatışmalar, tabii esas çatışma Ukrayna güçleri ile Rusya arasında oluyor, daha da yoğunlaşacak. Bu durum aşılabilmesi, barışın temin edilebilmesi kısa vadede büyük olasılıkla mümkün olmayacak. Burada hedefleri Rusya'yı geriletmek, arkasından Çin'i izole edip uluslararası kapitalist rekabette geriletmek. Sanıyorum esas olarak NATO'nun bu stratejisi Vilnius toplantısında taraflarca dile getirildi. Türkiye'nin böyle geniş kapsamlı bir NATO stratejisinde çok tehlikeli bir taktik oyuncu haline getirilme ihtimali büyüktür. Ve bu Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri eğer ciddi önlemler alınmazsa gelecekte tehlikeli şekilde karmaşıklaştıracaktır. İsveç'te yaşayan Kürt diasporası, bütün dünyada yaşayan Kürt diasporasının küçük bir parçasıdır. İsveç devleti NATO'ya girme yönündeki baskılarla kendi ülkesinde yaşayan Kürt halkının ve özellikle onun örgütlü politik kesimlerinin mücadelesini baskı altına alma sözü vermiş bulunuyor. Elbette burada bu devletin kendi demokratik gelenekleriyle taban tabana zıt böyle bir tutum alması onun açısından pek çok iç çelişkiyi de beraberinde getirecektir. Burada karar sadece İsveç hükümetinin belirleyiciliği altında ortaya çıkmayacak. İsveç'in demokratik güçleri Kürt halkının örgütleriyle belki de çok daha etkili bir dayanışma içine girecek. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar kirli pazarlıklar içinde olurlarsa olsunlar, Kürt halkının uluslararası arenadaki güçlü mücadelesini önlemeleri mümkün olmayacaktır. Bir de biliyorsunuz Vilnius'ta Birleşmiş Milletler nezdinde bir terörle mücadele sekreterliği kuruldu. Birleşmiş Milletler'in PKK'ya karşı tutumunun olumsuz olduğunu biliyoruz. Fakat böyle bir sekreterlik kısa erimde Kürt Özgürlük Hareketi'ne karşı Birleşmiş Milletler topluluğunu topyekün harekete geçirme potansiyeli taşımamaktadır.
Kısaca bu Vilnius toplantısından çıkarılması gereken sonuç ne simsiyah bir sonuçtur ne de bembeyaz bir sonuçtur. Burada esas olan mesele şudur. Her zaman olduğu gibi küresel güçler arasındaki pazarlıklarda Kürt halkı tırnak içinde kurban seçilmektedir. Fakat onun kurban edilmesi onu kurban seçenlerin elinde değildir. Burada tehlikeleri ve imkanları bir arada görüp politik, ideolojik ve askeri alanda en küçük hataya izin vermeksizin mücadeleyi güçlendirmek, mücadelenin dostlarını çoğaltmak ve her yerde, her alanda mücadeleyi yükseltmek gerekmektedir.